hayata geçirirken seçimden önce çok zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Birincisi belediyenin içerisinde bulunduğu borç yükü. Yarım kalan ve yapılması ihtiyaç olan projelerin hepsini düşündüğümüzde kısa, orta ve uzun vadeli projeleri üçe ayırarak vatandaşımızın karşısına çıktı. Bu tıpkı 18 uygulamasında geçmişte yapılan hataların dönemimizde yapılmayışından kaynaklı. Bugün vatandaş bize diyor ki başkanım bizim bölgemizde de 18 uygular mısınız diye gelip bizden bunu talep eden bir dönüşüm sağladık açıkçası. Siyaseti bilmeyen birisi değilim. Toprağın üstüne yapılan yatırım, makyaj, göz boyama her zaman prim kazanmıştır. 10 dakika yağmur yağdığında her tarafın sel olduğunu gördüğüm bir yerde buna duyarsız kalamaz. Ama dedim ki benim sizlere vaadim hanlar, hamamlar, büyük binalar değil. Ben dedim size huzur vaat ediyorum, kardeşlik vaat ediyorum, dostluk vaat ediyorum. Sadece böyle iki tane tahtere var ya bir tane salıncakla değil, konsept parklarımızla büyük mahallelerimizin neredeyse tamamına konsept parklarımızı yaptık. Sakarya'da ittifakla ilgili problemimiz yok. MHP'nin belediyeleri MHP'de, AK Parti'nin belediyeleri de AK Parti olmak suretiyle aday çıkartmadan devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti teşkilatları 16 ilçede MHP'ye 2 tane belediye az, 1 tane daha verelim derler, jest yaparlar. Bu da onların takdiridir. Gezilmesi, görülmesi gereken belediye başkanıyla da, coğrafyasıyla da takip edilmesi ve örnek alınması gereken güzel bir ilçe. Hasret kaldı gözlerimde. Ses kontrolü yaptık abi, çabuk. Rotavizyon takipçileri, Mediarota.com için hazırladığımız bu programımızda Zeki Cömert Parkı'nda Hendek'te Hendek Belediye Başkanı Sayın Turgut Baboğlu ile birlikteyiz. Daha önceki programlarda olduğu gibi bu programda da Hendek'i ve Turgut Baboğlu'nu konuşacağız. Ben isterseniz, tabii klasik olacak yine, bu da klasik ama Turgut Baboğlu'nu kısaca sizden tanımak isteriz izleyicilerimiz için, Hendek halkı için, bizi bilmeyenler için. Yani ben önce Mediarota ailesine bizi ziyaret ettiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için başta Ersin İbil olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İlçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda bulunduğumuz park Hendek'in merkezi ve neredeyse 20 yıl belediye başkanlığı yapmış değerli bir büyüğümüz Sayın Zeki Cömert'in isminin verildiği parkta bu çalışmayı yapıyoruz. Öncelikle kendisini de tüm rahmeti rahmana kavuşan belediye başkanlarımızı, Kamil Kamışoğlu'su, Ekrem Güney'i, Osman Yılmaz'ı da dahil olmak üzere hepsini rahmetle, minnetle anıyoruz. Evet, burası Hendek'in merkezi. Ben de bu merkezin çocuğuyum. Belediyenin 100 metre uzağındaki Kemaliye Mahallesi'nde, Çit Mahallesi dediğimiz bir mahallede dünyaya geldim. İlk ve ortaokulu burada okudum. Liseyi Sakarya'da, üniversiteyi ise açık öğretimde okumak suretiyle iş hayatına, çalışma hayatına uzun yıllar devam ettik. Siyasette de her zaman lise çağlarımdan beri oldum. Lise döneminden beri de yaklaşık 36-37 yıldır da Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde değişik kademelerde görevler almak suretiyle siyasetin içerisinde olduk. Hendek'te birçok olaya, birçok güzelliklere şahit olmuş birisiyim. Hendek'in gelişimini ve büyümesini yakından takip eden, eksikliklerini, güzelliklerini, fazlalıklarını gören birisiyim. Bu manada da her zaman ilçemizde güzelliklere örnek olacak, belli kademelerde görev almak hedefinde çocukluk yaşımdan beri de oldum. Allah da bize siyaset mekanizmasında Hendek halkının desteği ve teveccühüyle belediye başkanlığını nasip etti. Bu sayede de bir şeyler yapıyoruz. Hendek'tir, doğma büyüme buradır. 3-4 kuşaktır Hendek'te yaşıyoruz. 130 yıldır buralıyız. Karadeniz göçmeniyiz ama Hendek'teyiz yani. Evet, evet başkanım, şimdi aslında tabii 4,5 yılda yaptıklarınızı konuşacağız. Sizin de önünüzde iyi bir hazırlığınız notlarımız var. Ancak 4,5 yıllık döneme baktığımızda biraz sanki zor bir süreç yaşandı. Dünya üzerinde yaşanan pandemi, sonra Sakarya özelinde ve Hendek özelinde. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Ya tabii Hendek halkı belediye başkanından hizmet bekler. Devletinden, milletinden
hizmet bekler. Bunun için de bizleri göreve seçer. Bizler de en iyisini yapmak için mücadele ederiz. Bazen elimizdeki imkanlar kısıtlı deriz ama elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanmak gayretinde oluruz. Ama bizim dışımızda gelişen, özellikle tüm dünyada yaşanan pandemi ve sonrasında ülkemizde yaşanan deprem, göreve ilk geldiğim yıllarda havai fişek patlamasıyla başlayan süreçte ve iklim değişikliğinden kaynaklı özellikle yağış miktarlarının artması, bölgemizde de yağış alan bir bölge olduğu için de birçok afetle karşı karşıya kaldık. Bundan dolayı neredeyse pandemi de dahil 2,5 seneye yakın bir senemiz kayıpla geçti. Şu an 4,5 yılımızı bitirdik, 5. yıla devam ediyoruz. Ona rağmen neler yaptınız dersen çok şeyler yaptık. Bunları biraz sonra size izah edeceğim, aktaracağım. Ama hedeflerimize, hayallerimize ulaşabildik mi? Eksikliklerimiz var. İstediklerimizi gerçekleştirmemize Allah'ın kudretine diyecek bir şeyimiz yok. Afetlerden ve pandemiden kaynaklı eksikliklerimiz oldu. İnşallah bunları da ikinci dönemimizde tamamlayacağız. Hemen buradan devam edelim. Başkan olmadan önce Hendek'le alakalı bir hayaliniz var mıydı? Bu hayalinizi başkan olduktan sonra yerine getirebildiniz mi? Bunu sormak istedim. Az önce bir hayalden bahsettiğiniz için aklıma tabii hemen ki, bu geldi. Tabii ki. Biz mesela şöyle izah edeyim. Ben siyasi kutuplaşmalardan, kavgalardan, tartışmalardan, kutuplaşma ortamından çok hoşlanmayan birisiyim. Tabiatım da böyle. Geçmişte biz ilçemizde kurumlarla belediye arasında, şahıslarla belediye arasında, kurumun içerisinde belediyenin çalışanlarıyla belediye çalışanları arasında birçok kavgaya, tartışmaya şahit olduk. Dolayısıyla ben insanlara seçim meydanlarında şunu söyledim. Tabii ki projelerimizde vaatlerimiz oldu ama dedim ki benim sizlere vaadim hanlar, hamamlar, büyük binalar değil. Ben dedim size huzur vaat ediyorum. Kardeşlik vaat ediyorum, dostluk vaat ediyorum dedim ve bunu da gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Yani şu an Hendek Belediyesi kendi çalışanlarıyla barışık. Diğer kurumlarla, yani kaymakamlık bünyesindeki tüm kurumlarla, okullarıyla, efendim sivil toplum kuruluşlarıyla, dernekleriyle ve vatandaşlarıyla barışık, huzur içerisinde bir belediyecilik yapıyoruz. Onların içerisinden yetişmiş birisi olarak tamamen onların dilini anlayan ve onların beklediği şekilde davranan bir belediye başkanı oldum. Hayallerimize gelince, hayallerimizin başında ilçemizde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nin fakültesinin daha güzel bir kampüse kavuşması hayalim halen devam ediyor. Başta öncelikli buydu. Fakat bir fen lisesi hayalimiz vardı ve ilçemizde güzel bir kütüphane hayalimiz vardı. Bunları gerçekleştirdim. Şimdi ise meydanda şu görmüş olduğumuz, özellikle Hendek'in bu tarafında, otopark olarak kullanılan alan ve belediye sıra dükkanları diye hitap edilen alanda büyük bir meydan ve 3 katlı 1000 araçlık otopark hayalimiz var. O da önümüzdeki döneme inşallah gerçekleştireceğimiz. Bir de şehrimizin içerisinden geçen ve ikiye bölen eski adıyla E5, yeni adıyla D100 karayolunun 2 kilometrelik kısmının yerin altına alınması hayalimiz var. Çünkü orada çok kayıplar yaşadık. Çok kazalar oldu, çok ölümlü ve yaralanmalı kazalar oldu. Bunlar da hayallerimizin içerisinde yer alan ama maalesef bu ekonomik sıkıntılar ve depremden kaynaklı yatırım erteleme kararlarından kaynaklı şu anda gerçekleştiremediğimiz hayallerimiz. İnşallah Hendek halkının teveccühüyle ikinci dönemimizde bunları da hep beraber gerçekleştireceğiz. Başkanım hemen, evet projeye gireceğiz, projenizi konuşacağız ama öncelikle Hendek nasıl bir ilçe, Hendek halkını nasıl tanımlıyorsunuz? 580 kilometrekarelik bir alanda kurulmuş. Aslında yüksekte dağlık gibi gözükse de yukarıdan baktığınızda müthiş bir ova içerisinde kurulmuş. Tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkmış güzel bir ilçemiz. Kuzeyinde Çam Dağı, güneyinde ise Kerem Ali Dağı ile kendisini koruma altına almış temiz havası ve güzel coğrafyasıyla yaklaşık 100 bin nüfusa dayanmış güzel bir ilçemiz. Demografik yapısına baktığımızda burası eski Osmanlı bakiyesi, güzel bir ilçe. İçerisinde Türkiye'nin daha önceki sınırlarının içerisinde yer alan, aslında öz be öz Türk olan değişik coğrafyalarda insanların göçler sebebiyle oluşturduğu ve büyüttüğü güzel bir ilçe. Ağırlıklı tarım ve son 20 yılda da sanayiyle alınan ilçesinde yaklaşık 150 firmanın yaklaşık da 15 bin çalışanın olduğu gelişmeye müsait
bir tarafında Düzce, bir tarafında Sakarya'nın olduğu gelişmeye müsait alana sahip güzel bir ilçemiz. Gezilmesi, görülmesi gereken, belediye başkanıyla da, coğrafyasıyla da takip edilmesi ve örnek alınması gereken güzel bir ilçe. Hemen biraz da projeleri konuşalım. Tabii. Siz de ifade ettiğiniz Sendek bir tarım ilçesi, bir sanayi ilçesi. Aslında turizmle alakalı da konuşmak istiyorum ama ilerleyen dakikalarda Sendek aynı zamanda bir turizm ilçesi de olabilme potansiyeline sahip. %100. Biz biraz izleyicilerimiz için Sendek'te 4,5 yılda hayata geçirdiğiniz projeleri sizden dinlemek istiyoruz başkanım. Ya biz projelerimizi hayata geçirirken seçimden önce çok zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bunun birincisi belediyenin içerisinde bulunduğu borç yükü. Yarım kalan ve yapılması ihtiyaç olan projelerin hepsini düşündüğümüzde kısa, orta ve uzun vadeli projeleri 3'e ayırarak vatandaşımızın karşısına çıktık. Bu kısa vadeli olanların neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Yaklaşık 65 altın projeyle yola çıktık. Cumhur İttifakı'nın gücü ve ortak akıl ve şeffaf bir şekilde 394 personelle birlikte ilçemize hizmet etmenin aklı gururunu yaşıyoruz. Yani başta her mahallemize bir park uygulamamızda neredeyse büyük mahallelerimizin hepsine sadece böyle iki tane tahterevalli bir tane salıncakla değil, konsept parklarımızla büyük mahallelerimizin neredeyse tamamına konsept parklarımızı yaptık ve ilçe dışına çıkarak bunları da genişletmeye devam ediyoruz. Başta da söylediğim gibi bizim işimiz olmasa da sağlıkla ilgili ilçemizde yaşanan bazı problemlerin çözümünde kendi gücümüzle 112 binalarıyla, iki tane 112 binası yaptık, üçüncüsünü yapıyoruz. Yine Halk Sağlığı Merkezi'ne, ilçe sağlık müdürlüğüne yeni alanlar yaptık ki doktorlarımızın burada gelip kalması ve vatandaşlarımıza hizmet etmesini sağlamak amaçtı. Peşine fen lisesini artık önümüzdeki yıl hizmet edecek hale getirdik. Kütüphanemiz de neredeyse bitmek üzere. Önümüzdeki yıl hepsini birlikte 100. yılımızda 100 kütüphane kapsamında Kültür Bakanlığımızın bünyesinde onu da hizmete açmış olacağız. Asfaltladığımız ve yol olarak düzenlediğimiz alanın haddi hesabı yok. Yani altyapısından üst yapısına ilçemizde bu kadar krize ve yokluğa rağmen bunları üretmek, geriye döndüğümde Allah'ın yardımının dışında bir izahın olmadığını düşündüğüm birçok mesele var. Hizmet etmek istediğinizde Mevlam da size fırsat veriyor. Kaynaklarınız da doğru çalışıyor. Güzel şeyler yaptık. Bunları sayabilirim. Uzunca uzunca sayabilirim. Ama Sendek halkı bunun farkında. Daha da güzel şeylere hep birlikte hizmet edeceğiz inşallah. Başkanım, aslında biraz böyle imar alanındaki faaliyetler belediyeciliğin ana temel unsurlarından biri. İmarla alakalı Sendek Belediyesi neler yaptı, bunları anlatırsanız. Yani bizim aslında geldiğimizden beri geçmişte yapılan eksiklikleri ve yanlışlıkları, hataları düzeltmekle ömrümüz geçti diyebilirim. Ama bunun yanı sıra tabii ki yaklaşık 1331 tane ruhsat kesmişiz. Yaklaşık 2800-3000'e yakın projenin inceleme ve denetimini yapmışız. Yaklaşık yine 2000'in üzerinde bir asansör denetimi, 80 küsur tane de estetik komisyonumuzla dosya geçirerek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmışız. Ama en önemlisi 2 sene önce başlattığımız, daha deprem olmadan başlattığımız ilçemizdeki fay hattının tüm sayısallarını ortaya çıkaracak üniversitemizden destek aldık ve bu işin Türkiye'deki ilk 3 profesöründen birisi de ekibin başında olmak kaydıyla ilçemizin içerisinden geçen fay hatlarını sayısallaştırarak imar planlarını işledik. Bu çok maddi değeri de yüksek. Gerçekten şu an depremin içinde olduğumuz bir anda yapılması da çok kıymetli. Daha Sakarya'da bunu yapan yok. Biz inşallah biz gerçekleştirdik. Aselsan'la birlikte numaratış işlemlerimizin tamamını yeniledik. Yaklaşık 7000 numaratış işlemi yaptık. 30.000 kurum ve vatandaşı bilgilendirdik. Yani 50 adet 1/1000 ölçekli, 19 adet de 1/5000 ölçekli imar planlarını hayata geçirdik. Yani bunlar imarın normal işleri diyebiliriz ama vatandaşımızın özellikle bir kesiminin çok önemsediği ve hayata önem taşıyan birçok imarda da düzenlemeyi. En azından imarda en büyük yaptığımız şey kişiye özel değil, kuruma özel, herkesin hakkı, hukuku çerçevesinde adil ve adaletli davranmakla bence en büyük hizmeti yaptığımızı düşünüyorum. Peki başkanım, depremden sıklıkla bahsediyoruz. İmardan da bahsetmişken kentsel dönüşümü konuşmamak olmaz. Tabii. Kentsel dönüşümle alakalı Sendek Belediyesi'nin nasıl bir yol haritası var? Şimdi bizim ilçemizde geçmiş dönemlerden bugüne
adının kentsel dönüşüm konulduğu ama bir türlü reelde kentsel dönüşüm olmayan, halen bir enkaz halinde tutulan, en değil en büyük mahallesi, 62 bin metrekarelik bir alanda kurulu bulunan Kemaliye Mahallesi'nin kentsel dönüşüm problemi var. Biz bununla ilgili tüm imar düzenlemelerini yaptık ama insanların pandemiyle uğraşması, ekonomik krizler, bu seçim üstü bununla ilgili kimseyle bir açıklama yapmayalım. Daha sonra yeni seçim döneminde vatandaşımızla bunları paylaşırız. Ondan sonra da yaparız diye beklettiğimiz bir dosyamız var. O yapıldıktan sonra ilçemizin değişik mahallelerinden bizim buraya da kentsel dönüşüm yapın diyecek çok insanın da olacağını düşünüyorum. Bu tıpkı 18 uygulamasında geçmişte yapılan hataların dönemimizde yapılmayışından kaynaklı. Bugün vatandaş bize diyor ki başkanım bizim bölgemizde de 18 uygular mısınız diye gelip bizden bunu talep eden bir dönüşüm sağladık açıkçası. 18 garabetinden kurtulduk. Artık 18'i bizim orada uygulayın diyen bir halkla karşı karşıyayız. Şimdi biraz da Hendek Belediyesi'nin sosyal faaliyetlerinden de bahsetmenizi isteyeceğim. Nihayetinde Hendek sosyalleşimiyle de Sakarya'ya örnek olan ilçelerden bir tanesi. 100 bine yaklaşan nüfusunuz da sosyal çalışmalar anlamında neler yaptınız, neler yapıyorsunuz 4,5 yıldır? Yani başta söylediğim gibi planladığımız oranda hiçbir şey yapamadık desem yeri var ama yine de biz Türk halk müziği, Türk sanat müziği konserlerimizde vatandaşımızla buluştuk. Güzel anlar yaşadık. Özellikle ilçemizde geçmişten bugüne çöl yak hastası olan kardeşlerimizle çok güzel faaliyetlerde bulunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan yaklaşık 5000 insana bugüne kadar destekte bulunduk. Her günde yaklaşık 500 kişilik sıcak yemekle vatandaşımızın evine kadar gidip bu hizmetleri ulaştırıyoruz. Evde temizlik hizmetlerimiz var. Gıda yardımlarımız hiç durmadan devam ediyor. Yine aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımlarımız var. Çevremizdeki afet zedelere, yani bizler gibi afet yaşayan Düzce, Kastamonu, İzmir ve Ege yangınlarına ekiplerimizle destek de verdik. Kahramanmaraş depremi de dahil olmak üzere. Hasta bezi ve hasta yatağı hizmetlerimiz, her bebeğe bir fidan dikerek onlara da destek verdik. Yine mahallelerdeki sosyal etkinliklerimiz devam ediyor. Ama bana göre sosyal faaliyetlerin en önemlisi vatandaşımızın iyi ve kötü gününde bir başkan olarak, düğününde, cenazesinde, hastalığında, sağlığında onlarla beraber hep yan yanayız, omuz omuzayız. Desteğimiz değil, dostluğumuz devam ediyor. Hendek'in ilçe devlet hastanesi mevcut. Evet. Ciddi de bir hastane olduğunu biz Sakarya merkezden evet. duyuyoruz. Belediyenin de sağlık alanında yaptığı hizmetleri anlatır mısınız? Yani şunu diyebilirsiniz, belediyenin sağlık işi bir. Tabii ki ilçe belediyesi olarak bizim sağlıkla ilgili bir sorumluluğumuz yok. Ama ben bu ilçede yaşıyorum ve ilçenin sanki ilçe sağlık ya da il sağlık müdürlüğü çalışmıyor pozisyonda da getirmek istemiyorum. Fakat kurumlar arası iletişim ve işbirliğinin hat safhada yaşandığı bir ilçede yaşıyoruz. Yani ben Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü'yle, İlçe Sağlık Müdürlüğü'yle de, efendim tarımla da hepsiyle işbirliği yapıyoruz. Onlara elimizden geldiğince vatandaşa daha iyi hizmet vermeleri için belediyenin sıcak elini uzatıyoruz. Bunlardan birisi de sağlık özellikle. Acil 112 servisinin açılmasıyla ilgili hep bir beklentimiz vardı. Ben onlara dedim ki biz size bir istasyon yapalım, siz de diğer ambulansı getirin. Bu hizmeti birlikte verelim. Olur mu dedim, olur dediler. Ondan sonra şimdi ikincisini, yani iki taneden şu an dördüncü 112 acil servisini birlikte oluşturmak üzereyiz. Bu güzel bir şey. Benim işim değil. Yani bir kişinin hayatını kurtarmaya vesile olmuşuz, ne mutlu bize. Böyle düşünüyoruz. Özellikle afet koordinasyon merkezi yapmıştım. Fakat buradan gözüken ilçe sağlık müdürlüğümüz var. Orası depremde riskli görüldüğü için boşaltıldı. 30-35 bin insanımızın hizmet gördüğü aile hekimlerimiz dışarıda kaldılar. Bu binamızı da onlara tahsis ettik. İlçe Sağlık Müdürlüğü bizim binamızda. Yaklaşık 13 tane aile hekimi bizim binamızda. Yaklaşık 40 bin insanımıza da hizmet veriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sağlıkta eğer bir şey yaptıysak böyle yaptık açıkçası. Yine az önce söylediğim gibi Rasimpaşa'da da köprü başında da birer tane 112 açarak 4. 112 acil istasyonumuzu teslim etmiş olacağız. Yine pandemi döneminde esnafımıza ve halkımıza büyük destekler verdik. Aracından dükkanındaki hijyen malzemelerine varıncaya kadar tüm camileri ilaçladık, dükkanları ilaçladık, vatandaşımızın evlerini ilaçladık, bahçeleri ilaçladık.
Hastanedeki desteklerimiz artarak da devam ediyor. Engelli ve sağlığı müsait olmayan yatalak durumdaki tüm hastalarımıza hastanedeki desteği hastaneye gidip gelmelerinde sağlıyoruz açıkçası. Yardımlaşmaya devam. Evet, şimdi siz bir Sakaryaspor sevdalısınız. Bunu Elhamdülillah biliyor. Hendek de bir bu alanda spor şehri. Tabii sadece futbol olarak da sorulmaz aslında ama biraz Sakaryaspor konuşmak isterim sizinle. Bir de tabii. Hendek'teki sporu konuşmak isterim. Tabii ki. Neler söylersiniz? Yani Sakarya bana göre bütün olarak bir spor şehri. Ve Sakarya Spor'da bizim marka değerimiz. Bu tartışmasızdır. Ben kendi ilçemdeki tüm takımlara da Hendek Spor içinde şunu söylüyorum. Sakarya Spor markamız, buradaki tüm gücümüz, tüm yetiştirdiğimiz topçuların hepsi Sakarya ve Sakarya'nın sporuna hizmet etmek amaçlı yetiştiriyoruz. Bu alıyoruz, bunu bir kenara koyduk. Hendek'te yaklaşık 15-16 tane spor kulübü var. Bunların 12 tanesi futbol, diğerleri handbol, basketbol, voleybol gibi spor kulüpleri. 2500-3000'e yakın sporcumuz da, bunlardan tabii karateyi, güreşi de unutmayalım. Bunların hepsine belediyemizin gücü ve imkanları doğrultusunda maddi, manevi, ulaşım, malzeme desteği vererek kardeşlerimizle iç içe, kardeşçe yaşıyoruz. Eksiklerimizle, fazlalarımızla geçmiş dönemlerin çok çok üstünde bir desteğimiz mevcut. İlçemizdeki marka değerimiz de Hendek Spor. İlk geldiğimiz sene büyük bir hamleyle 3. lige çıksak da tamamen tecrübesizlikten, 3. ligden yine bölgesel amatör ligine geçiş yaptık. Şimdi ise bu seneki hedefimiz yine Hendek Spor'u bölgesel amatörden 3. ligdeki yerine kavuşturmak. Takımımızda öyle yaptık. Şu an takımımız Bolu'da, kampta. İnşallah hak ettiğimiz yere Sakarya'mız daha iyi liglere, Hendek de onun peşinden devam edecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hendek'te birkaç tane ulusal turnuva düzenledik. Bunun karate, tekvando, güreş gibi alanlarda, handbolda da yaptık. Karate Avrupa Şampiyonası düzenledik burada. Şampiyonlarımız da var, Avrupa şampiyonumuz var. Handbolda 2. lige yükseldik. Sentetik sahada 500 kişilik tribün yaptık. Sahayı şu anda belki de Süper Lig'deki sahaların ayarına getirdik tüm altyapısıyla. Atatürk Stadı'nı yeniledik. Bölgemizde 5-6 tane sporla iç içe parklar yaptık. İçerisinde hepsinin sentetik sahası, voleybol sahası, basketbol sahasıyla konsept parklarımızı yaptık. Bana göre gençlerimizin düne göre daha iyi bir yaşam koşullarına eriştirdiğimizi düşünüyorum. Üniversite gençliğinin de burada hayat sürdüğünü görüyoruz ve bir eğitim şehri Hendek, özellikle fakültesiyle. Son dönemde siz de konuşmanın başında Fen Lisesi'nden de özellikle vurguladınız. Evet. Eğitim alanındaki faaliyetler neler Hendek'te? Bunlar neler? Yani biz il Milli Eğitim Müdürlüğü de, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Kurumların işbirliği kapsamında kurumlara her türlü desteğimizi özellikle eğitim alanında veriyoruz. Yani bunların başında biz başta pandemi döneminde 200 civarı tableti öğrencilerimize kura yoluyla dağıttık. Tüm öğrencilerimize her sezonda özellikle birinci sınıflarımıza bir kaşık bal dağıttık. Çok güzel, onların da hoşlarına gitti. Başka hediyelerle birlikte. Sinemaya gitmeyen çocuklarımıza sürekli yıl içerisinde birkaç kez ücretsiz sinema gösteriminde bulunduk. Okullarımıza ulaşım desteğinde bulunuyoruz. Taşımalı sistemde almayan yerlerimize taşımalı destek veriyoruz. Okullara mobilya ve spor malzemeleri inşa ettik. Onları da yerleştirdik destek isteyenlere. Anlayarak hızlı okuma eğitimi hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize verdik. Çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilerimize hediyelerimiz var. Okullara kitap desteğimiz oluyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin hepsine malzeme ve kıyafet desteği verdik. Okullarımızın boya, badana, işte çevre düzenlemesi, sezon temizlikleri talep eden tüm okullarımıza bunların desteklerini veriyoruz. Buradan yeni başlayan eğitim, öğretim yılının da hem öğretmenlerimize, öğrencilerimize, hatta velilerimize de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Mevlam evlatlarımıza din açıklığı versin inşallah. Tabii eğitimin yan paydaşı kültürel çalışmalar. Eğitimle doğru paralelde kültürel çalışmalarınız da var. Tabii. Bunlar neler? Bunlardan ya bunlar olmak zorunda. Ben eğitimle kültürü birbirinden ayırmak mümkün değil. Çünkü kültür bizim yaşamamızın bir sonucu. Kültürümüzle var oluyoruz. Kültürümüzün yozlaşmaması, devam etmesi adına da özellikle
faaliyetlerimiz var. Çocuklarımızı topluma kazandırmak için bunlarla şenlikler ve festivaller yaptık. Her ara tatilde bir şuradaki otoparkımızda büyük bir alanda çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Ramazan etkinliklerimiz keza her sene artarak devam ediyor. Milli bayramlara özel coşkulu kutlama ve konserler yapıyoruz. Özellikle 29 Ekim'lerde, 30 Ağustos'larda Fener Alayları yaptık. Devam edeceğiz. İnşallah bu 29 Ekim'de de Fener Alayımızı gerçekleştireceğiz. Her yıl Selman Dede mesir alanımızda gerçekleştirdiğimiz yağlı pehlivan güreşleri ve güreş etkinliğimiz. 1-2 yıl ara versek de devam ettiriyoruz. 23 ayrı panel ve dinleti yaptık salonlarımızda. Bu da söyleşi şeklinde dolanlarımız var. Ama ortam, şartlar müsait olduğu müddetçe de yapacağız. Eğer bir deprem olmazsa, bir pandemi olmazsa faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Tabii şimdi Hendek'e baktığımızda sanayisi ve tarımı ön plana çıkan bir ilçe olduğunu az önce konuştuk. Bunun yanında turizmi konuşmak isterim. Evet. Ama öncelikle tarım politikalarınız neler? Hendek'in kırsal bölgeleri de çok fazla bu alanda. Sizlerden beklentileri mutlaka vatandaşım var. Bunlardan bahsedelim. Evet. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce yüksek ziraat mühendisi. Tarıma da çok önem veriyor. Biz de o kendi tarımla ilgili müdürlükleri oluşturduğunda hemen akabinde ilçemizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduk. Ve başına bir veteriner arkadaşımızı, yanına da bir bu işten ilgilenen bilen kardeşlerimizi yerleştirdik ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduk. Yine bu tarımda alanları korumak bizim için en önemli. Her alanda tarım alanlarını imara açmamak üzere direniyoruz ve insanlara bunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İlçe ve il tarım müdürlükleriyle de bu noktada dirsek teması halindeyiz. 7000 türde ilçemizde fidan diktik, merkezimizde. Evet. Yani arazinin 10 ayrı alanında bununla ilgili arazide tarımla uğraşan arkadaşlarımızı bilinçlendirmek için uzmanlar getirerek arazide 10 adet eğitim yaptık. Çiftçilerimizin hepsini konferans salonlarımızda toplayarak 6 adet konferans gerçekleştirdik. Yaklaşık 25-30 ton civarında pandemide özellikle patates ve bakliyat ürünü yetiştirdik. İhtiyaç sahiplerine dağıttık. Bunun 25 ton patates ürettik. Bunların hepsini de vatandaşlarımıza dağıttık. Mevsimlik işçiler için yaşam alanları oluşturduk. Özellikle bizde tarımda çalışan fındık işçilerine kalacak yer çok büyük sıkıntıydı. Bu belediyemize ait bazı yerlerde onların kalabileceği, sıcak yemek yapabilecekleri, duş alabilecekleri, ihtiyaçlarını görebilecekleri alanlar oluşturduk. 1200 dönüm alanda da belediye olarak tarım alanlarında, bize ait olan alanlarda işte budama ve meraya dönüştürme çalışması yapıldı. Burada da güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. 15.000 adet bakımı yapılan ağaç, yani artık ağaç kendini kaybetmiş, neredeyse iç içe girmişler. Bu alanları açarak ağaçları büyümeye terk ettik. Ücretsiz toprak analizleri de yapıyoruz çiftçimize. Bu da önemli bir hizmet. Peki başkanım, biraz aslında vatandaşın sizinle kurduğu iletişime gelmek istiyorum bu bölümde. Vatandaş belediyeden en çok ne talep eder Hendek'te? Bunların içerisinde Turgut Babaoğlu'ndan en çok ne talep eder? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Ya size nasıl ulaşıyor vatandaşınız? Ya benim telefonum günde aşağı yukarı 300 tane görüşme yapıyorum en az. Bir beyaz masamız var. Bu maksatla dolaşıyor. Belediyede olduğum zamanlarda, bana olmadığım zamanlarda özel kalem ve beyaz masa vasıtasıyla da bana ulaşıyorlar. Ama vatandaşımızın ağırlıklı talebi bir, mahallesindeki, sokağındaki yolların yenilenmesi. İki, çöple alakalı çöp bidonu ya da konteyner yetersizliğinden talepleri var. Bunları daha çok benden istiyorlar. Onun dışında bireysel özel ihtiyaçlara girdiği çok anlar oluyor. Ama ağırlıklı bu iki konu. Birincisi, bozuksa yollarının yapılması, tamir edilmesi. İki, ya bizim oraya bir tane daha herkes kapısının önüne istiyor çöp kovasını. İşte 30 metre ötede var, oraya götürmek zor oluyor, bizim kapıya da koyun. Onun dışında ilçemizde yaptığımız hizmetler takdir kazanıyor. Altyapısından üst yapısına çok ciddi hizmetler ettik gerçekten. Belki de 5 yılın, 2,5 yılının kayıp olarak düşündüğümüzde çok iddialı bir söz. 2,5 yılının kayıp olmasına rağmen 5 yıllık dönem içerisinde değerlendirirsek geçmişi, tüm 5 yılların içerisinde en verimli yıl.
En verimli 5 yıl. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Altyapı dediğiniz, altyapı tabii çalışmalarını anlatmanızı istiyorum. Tabii ki. Yani ben siyaseti bilmeyen birisi değilim. Geçmiş yıllardan beri siyasetin içerisindeyim. Toprağın üstüne yapılan yatırım, makyaj, göz boyama her zaman prim kazanmıştır. Ama ben ilçemde göz göre göre yeni mahalle gibi 20 bin nüfusun olduğu bir yerde 10 dakika yağmur yağdığında her tarafın sel olduğunu gördüğüm bir yerde buna duyarsız kalamazdım. Neredeyse 20 kilometrelik bir alanda ara sokaklara, kılcal damarlara da girerek bugünün belki de en az 100 milyonuna varacak bir yatırımla yağmur suyu altyapısını değiştirdik, yeniledik. Yetersizdi. Şu anda bir saatte yağmur yağsa bir kepçe su bulamazsınız yollarda. Mesela bu çok önemli bir yer. Bununla birlikte yeni mahallede imara açılmış ama daha altyapısı, üst yapısı, yolu, kaldırımı yapılmamış alanları şu anda bir bir asfalta ve kilitli parkaya kavuşturuyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Neredeyse 500 bin metrekare kilitli parke yol yaptık. Sadece bunun değeri bugün 100 milyon. 50 kilometrenin üstünde asfalt dökmüşüz. Bu 2,5 yılının kayıp olduğu bir dönemde Allah'ın yardımıyla olur. Başka izahı yok. Bunun yanı sıra Fen Lisesi'ni biz yaptık, kütüphaneyi biz yaptık. 112 acil istasyonları, hakomlar saymak da bitmez. Çok kısa zamanda güzel işler yaptık ama Hendek için yeterli mi? Değil. Hendek halkı daha güzeline ve daha iyisine layık. İmkanlarımızı sonuna kadar onlar için kullanıyoruz. İlçemiz göç alıyor mu? Buna bağlı konut stoğu ne durumda? Az önce 18 uygulamalarından bahsederken sıkıntı. Tarıma ait hiçbir alanı imara açmadığınızdan bahsettiniz. Evet. Dolayısıyla yeni konutların yapılabilmesi için ne gerekiyor? Bu anlamda eksiği var mı Hemdeğin? Yani ilçemizde biliyorsunuz Sakarya'nın ikinci organize sanayi bölgesi kurulu. Buranın zaten etrafında kamulaştırma yapıldı. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği tarafından yapıldı. Bu yaklaşık 250 hektarlık bir alanda tarımdan sanayi alanına dönüştürüldü. Daha önce yapılan imar planlarının kapsamında imar planı dahilindeki yerlere 18 uygulaması yaparak bu alanları imara açıyoruz. Onun dışında bir alanı kesinlikle açmadık. Marjinal tarım alanımız var. Yine Hendek'in doğusunda marjinal tarım alanında yaklaşık 350 hektarlık bir alanı sanayiye kavuşturduk. Şimdi onlarla uğraşıyoruz. O da biterse ilçemizde bir daha sanayi alanı, lojistik depolama alanı ihtiyacında kalacağını düşünmüyorum. Evet sevgili Medya Rota takipçileri, Rota Vizyon izleyenleri, Turgut Baboğlu ile çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Artık ben soruların sonlarına yaklaştım. Artık son soruyu kendisine soracağım. Sevgili başkanım, tabii önümüzde bir yerel seçim var. Artık yavaş yavaş da saha ısınıyor. Siz ilk dönem belediye başkanlığı yapıyorsunuz Hendek'te. Evet. Yeni dönemle alakalı neler söylersiniz? Düşünceniz neler? Evet, tabii ki bir siyasetçiyiz ve ülkemizde bir seçim gerçeği var. Allah'a şükür Cumhur İttifakı genel seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletvekilliği çoğunluğunu alarak şu an hükümette görevini en iyi şekilde yapıyor. Önümüzde Mart 2024'te yerel seçimler olacak. Ağırlıklı hedefimiz Cumhur İttifakı'nın tüm büyük şehirler ve ilçe belediyelerinde başarı kazanması, genel başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle diğer ittifakın elinde bulunan belediyeler öncelikli olarak almak üzere stratejimizi belirleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti destekle, dirsek temasıyla mevcuttaki belediyeleri koruyacak ve üstüne belediyeleri katmak suretiyle de tüm Türkiye'de belediye başkanlıkları kazanma hedefinden şaşmadan devam edeceğiz. İlçemizde, Sakarya'mızda aslında Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok. Çok şükür 16 ilçemiz ve büyükşehirimizde Cumhur İttifakı'nın belediye başkanları hizmete devam ediyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi ile yerel seçimlerle ilgili stratejinin belirlenmesi amacıyla bir toplantı trafiği başladı. O kısa zamanda da neticelenecek. Ama biz biliyoruz ki Sakarya'da ittifakla ilgili bir problemimiz yok. MHP'nin belediyeleri MHP'de, AK Parti'nin belediyeleri de AK Parti'de olmak suretiyle aday çıkartmadan devam edeceğiz. MHP belediyelerinde AK Parti, AK Parti belediyelerinde MHP aday çıkartmayacak. Bunu biliyoruz ama şunu belki Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti teşkilatları 16 ilçede MHP'ye 2 tane belediye az, 1 tane daha verelim derler, jest yaparlar. Bu da onların takdiridir. Şu anda durum bu vaziyette, hizmet etmeye devam. Ben çok arkadaşımızın da değişeceğini zannetmiyorum. Hepsi alanında başarılı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, diğer ilçe belediyelerimizde sadece 3 dönem kuralına takılan olabilir.
O da partinin kendi takdiridir. Ben şimdiden yerel seçimlerin ülkemize ve başkanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Peki başkanım, aslında çok net çizdiniz bu kısmı. Doğal olarak bu soru da aklıma geliyor. Hendek'in yeni dönem vizyonu ne olacak? Program formatımıza da uygun bir soruyla kapatalım. Hendek'te yaşayan vatandaşları yeni dönemde neler bekliyor? Vizyonunuz nedir? Aslında ben bunun ipucunu verdim. Biz kısa, orta ve uzun vadede 3 aşamalı proje gerçekleştirdik. Yani projeyle ortaya çıktık. Seçim vaatlerinde bulunduk. Pandemi ve deprem sebebiyle gerçekleştiremediklerimiz oldu. Büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik. Ama yeni dönemde kısa, orta ve uzun vadeli projelerimizde hiçbir eksiği bırakmadan, az önce söylediğim gibi E5'in yer altına alınması, meydan ve otopark projemiz, çevre düzenlemesi, Süleyman Seba projesi, peşine otoban bağlantı yolu ve D100 düzenlemesiyle Hendek'imizin karşısına kardeşlikle, dostlukla bir Hendekli olarak çıkmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşi oldu bizim için de. Güzel bir parkta bizleri ağırladınız. Evet sevgili takipçiler, bir rota vizyon programını Hendek'te gerçekleştirdik. Turgut Babaoğlu çok samimi açıklamalarda bulundu. Yeni dönemle alakalı mesajı da çok netti. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin.